Fransız savunma medyası OPEX 360, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının verilmemesinin nedenini açıkladı. Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili Türkiye'ye yapılan şantajı Fransızlar duyurdu. Yeni bir savunma raporuyla birlikteyiz. Almanya, Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan'a satışına ilişkin vetosunu kaldırmış, aynı şeyi Türkiye için yapmaya yanaşmamıştı. Hatta bununla da yetinmeyen Almanya, savunma sanayi ürünleri konusunda ve Akkuyu nükleer santrali için gerekli parçaları gümrükte beklemeye almıştı. Farnborough Airshow'da konuşan Eurofighter konsorsiyumunun CEO'su Giancarlo Mezzanotto, Almanya'nın Eurofighter uçaklarının Türkiye'ye satışına karşı olduğunu doğrularken, Ankara 50 kadar Eurofighter uçağı satın almaya çalışıyor, ancak bu girişimler Berlin tarafından engelleniyor, dedi. Fransız savunma sitesi OPEX 360, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının neden verilmediğini ve nasıl şantaj yapıldığını açıkladı. OPEX 360, bu Alman ablukasının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle, özellikle de doğalgaz arama eylemleriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Türkiye'ye resmen yapılan şantajda, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşanan gerginlikler de bu kararın arkasındaki sebepler arasında yer alıyor. Yani Almanlar, Türkiye'ye doğalgaz aramayı bırakın, uçakları alın diyor. Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve gaz aramasını bir türlü içlerine sindiremeyen Avrupa ülkeleri, Fransız medyası aracılığıyla Türkiye'ye karşı tutumlarının sebebini de açığa vuruyorlar. Esasen Almanya ve Amerika, Türkiye'ye son zamanlara kadar detayları medyaya yansımayan, özellikle savaş uçakları ve nükleer santral özelinde adı konulmamış yeni bir ambargo uyguluyor. Her durumda, Almanya'nın tutumu henüz değişmiş değil. Eurofighter konsorsiyumunun başına Mayıs 2023'te getirilen Mezzanotto, hava ve uzay fuarında kısa vadede 150 ila 200 uçak satmanın mümkün olacağını öngördü. Almanya ve İspanya'nın toplamda 45 uçak sipariş ettiği, İtalya'nın da yakında 24 uçak sipariş edeceği belirtildi. Almanların Suudi Arabistan'a silah satışına yönelik ambargosunun kaldırılması da 48 uçaklık sipariş için umut veriyor. Fransız savunma medyası OPEX 360, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının verilmemesinin nedenini açıkladı. Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili Türkiye'ye yapılan şantajı Fransızlar duyurdu.